Aktif Öğren İngilizce derslerimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yansın Durak. Bugünkü dersimizde İngilizce'de kullanılan en yaygın zarflardan birkaçını göstermek istiyorum. Bakın şurada gördüğünüz gibi ever, never, just, already, yet gibi kullanımlar var. Şimdi bunların manalarını ve kullanım yerlerini görelim. Ever hiç anlamına geliyor. Never asla hiçbir zaman. Just az bir süre önce, daha yeni veya sadece anlamına geliyor. Already zaten çoktandır. Yet henüz şu ana kadar. Bakın şurada sağ tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar parantez içerisinde bazı ifadeler yer almış. Bunların kullanım yerlerini göstermekte. Mesela ever ifadesi olumsuz soru cümlelerinde kullanılıyor. Never olumlu cümlelerde. Just hem olumlu hem olumsuz hem de soru cümlelerinde kullanılıyor. Already olumlu ve soru cümlelerinde. Yet soru ve olumsuz cümlelerinde kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi ever'la başlayalım. Bakın ever neydi? Hep anlamına geliyordu veya hiç anlamına geliyordu. Bakın soru, olumsuz karşılaştırma ve if'li ifadelerde ever kullanılabiliyor arkadaşlar. Bakın örneğimize bir bakalım. Do you ever have breakfast at home? Yani sen evde hiç kahvaltı yapar mısın? Do you ever have breakfast at home? Question. Yani soru hali olduğu için burada ever kullanılmış. Have you ever been abroad? Yani hiç yurt dışında bulundun mu? Bakın arkadaşlar, being abroad demek bulunmak, yurt dışında bulunmak. Ama burada soru kalıbı have you ever ile başladığı için burada being abroad kullanıyoruz. Yani soru kalıbı arkadaşlar. I will love you forever. Bakın burada for ile birleştirilmiş. For ile birleştirildiği için anlam değişiyor arkadaşlar burada. I will love you forever demek seni her zaman seveceğim. Yani daima seni seveceğim anlamına geliyor burada forever. Evet, burada da future tense kullanılmış ama olumlu cümle gördüğünüz gibi ever olumlu cümlede de kullanabiliyoruz. If you are ever in Istanbul, bakın bunların olumlu olumsuz yapılarında anlamlar değişebiliyor. O yüzden ben size özellikle vurguluyorum burada. If you are ever in Istanbul, eğer İstanbul'da bir vakit bulunursan come and see me, gel ve beni gör. Yani beni ziyaret et anlamına geliyor. If you are ever in Istanbul, come and see me. I haven't ever seen her. Onu daha önce hiç görmedim. Yani onu hiç görmedim anlamına geliyor burada. Ever. Yani şu ana kadar da manasına geliyor arkadaşlar. Şurada parantez içerisinde ever so far olarak kullanıyorum. Buradaki anlam olarak. I haven't ever seen her. Olumsuz anlamında. As ever yani always as always her zaman olduğu gibi he was late. Geç kalmıştı. He was late arkadaşlar. Bakın burada not düşülmüş. Ever in Istanbul. Anytime in Istanbul. Yani İstanbul'da da herhangi bir vakit anlamına geliyor. Burada da gördüğünüz gibi if you are ever in Istanbul, İstanbul'a eğer herhangi bir vakit gelirsen beni gel, beni ziyaret et anlamına geliyor burada. Şimdi bunların İngilizcelerini tekrar edelim arkadaşlar. Do you ever have breakfast at home? Have you ever been abroad? I will love you forever. If you are ever in Istanbul, come and see me. I haven't ever seen her. As ever he was late. Evet, gördüğünüz gibi sağ tarafta parantez içerisinde arkadaşlar kullanım yerlerini ben özellikle belirttim. Evet, şimdi gelelim never kullanımına. Never aslında sadece olumlu cümlelerde kullanılan arkadaşlar ama anlam olarak olumsuzdur. Bakın bu kısım çok önemli. Anlam olarak olumsuzdur. Ne demek bu? Asla ve hiçbir zaman anlamlarına geliyor. Mesela bir görelim. She never speaks. She never speaks demek şuraya kadar olan kısım. O asla konuşmaz. Hiçbir zaman konuşmaz. Kiminle? To me, benimle. She never speaks to me. Asla benimle konuşmaz. I have never been to Ankara. Ankara'da hiç bulunmadım. Yani hiç görmedim. Bilmiyorum. I have never been to Ankara. Burada da ne demek anlamına geliyor? Daha önce hiç Ankara'da bulunmadım. I have never watched that film. O filmi hiç görmedim. Yani izlemedim anlamına geliyor. Bakın burada da hiç anlamına geldi. Burada daha önce, burada asla anlamına geldi. Bakın devam edelim şimdi. We have never lived. Biz hiç yaşamadık. There, orada, before, daha önce. Orada daha önce hiç yaşamadık. We have never lived there before. They never keep their promise. Onlar hiçbir zaman ne yapmazlar? Sözlerini tutmazlar. Bakın burada promise kelimesi söz demek arkadaşlar. Yani söz vermek anlamına da gelebilir.
Evet. Mesela keep promise demek bu güzel bir ifade. Phrasal verb olarak geçer. Keep promise sözünü tutmak anlamında. I never met him. Onunla hiç tanışmadım veya hiç karşılaşmadım anlamlarına geliyor. Bakın dikkat ederseniz hiç bu cümlelerin hiçbirinde not ekini yani olumsuz ekini kullanmadık. Çünkü zaten never olumsuz anlamına geldiği için burada cümlelerimiz olumlu cümleler olarak kullanılıyor. Ama anlam olarak olumsuz. Bilginiz burada olsun. Burada bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Tekrar edelim şimdi. She never speaks to me. I have never been to Ankara. I have never watched that film. We have never lived there before. They never keep their promise. I never met him. Gelelim şimdi just kullanımına. Just'ın manaları nedir? Bunlara bir bakalım şimdi. Bakın kesinlikle, tıpkı, sadece, kısa bir süre önce, tam o sırada gibi anlamlarına geliyor. Bunlar çok yaygın olduğu için arkadaşlar özellikle örnekleri vermek istedim burada birazcık daha fazla. Bakın sağ tarafta Türkçelerini görüyorsunuz. Sol tarafta İngilizceleri var. Bakın I just came. I just came. Daha yeni geldim. Az önce geldim anlamlarına geliyor. She just looks like her mother. Tıpkı annesine benziyor. Bakın look like kalıbı var. Benzemek anlamına geliyor. Look like kime benziyor? Annesine. Her mother. She just looks like her mother. I just want some water. Sadece birazcık su istiyorum diyor. Bakın sadece anlamına gelen ifade just. I just. Bakın ses çıkışı olarak burada just gibi de çıkabilir. Bilginiz olsun. I just want some water. Sadece birazcık su istiyorum. Just tell me. Sadece anlat bana. Bakın burada sadece anlamına geliyor. Just do it. Sadece yap onu. Sadece yap onu. Just focus on it. Sadece odaklan. Odaklan ona. Can we just talk a bit? Birazcık mümkünse konuşabilir miyiz anlamına geliyor aslında burada. Can we just talk a bit? Birazcık konuşabilir miyiz? Just like that. Tıpkı onun gibi. Veya tam da öyle anlamlarına geliyor arkadaşlar. Just like that. Bakın burada kullanılan bazı ifadelerin günlük hayatta çok sık duyabilirsiniz. Özellikle filmlerde veyahut da günlük hayatta dediğim gibi. Şimdi tekrar edelim bunları. I just came. Burada telaffuz da çok önemli arkadaşlar. I just came. She just looks like her mother. I just want some water. Just tell me. Just do it. Just focus on it. Can we just talk a bit? Just like that. Evet, şimdi gelelim already zarfına gelelim. Already zaten çoktanlar beklenenden çok kısa sürede anlamına geliyor arkadaşlar. Bir şey beklenenden çok kısa sürede oluyorsa biz burada already zarfını kullanacağız. Bakın ne demiş? Acele et zaten geç kalıyoruz. Hurry up. Acele et demek. We are already getting late. Get late demek arkadaşlar. Geç kalmak anlamına gelen bir yapı. Burada get late fiiliyle kullanılmış. Hurry up. We are already getting late. Zaten geç kalıyoruz. Kahvaltımı çoktan yaptım anlamına gelen bir ifade burada var. I have already had breakfast. I have already had breakfast. Yani kahvaltımı yapalı çok oldu. Bu ülkenin ekonomisi zaten güçlü. Bakın zaten anlamına geliyor. The economy of this country is already strong. The economy of this country is already strong. Testi çoktan bitirdin mi diye bir ifade gelmiş. Veya o bitirdim pardon düzeltiyorum. Has he already finished the test? Has he already finished the test? Yani burada anlam şu arkadaşlar. Beklenenden daha kısa sürede bitirdi mi gibi bir ifade var. O yüzden burada already zarfı kullanıyor. Has he already finished the test? Şimdi bunların İngilizcelerini söyleyelim. Hurry up, we are already getting late. I have already had breakfast. The economy of this country is already strong. Has he already finished the test? Gelelim şimdi. Already gibi bir diyalog var arkadaşlar. Daha kalıcı olması için. Mesela çay ister misin veya ister misiniz gibi ifade var. Would you like tea? Zaten var. Yani aldım diyor. Zaten öncesinde aldım diyor. O yüzden bu ifade var. I already have one. Okay arkadaşlar. Şimdi yet zarfına gelelim. Yet zarfı biraz daha zengin bir yapıya sahip burada arkadaşlar. Bakın henüz anlamına geliyor. Bakın burada işaret verilmişler. Soru işareti bir de negatif. Yani sorularda ve olumsuzlarda kullanılıyor arkadaşlar bu. Aynı zamanda olumlu cümlelerde de kullanılıyor. Fakat anlam olarak farklı arkadaşlar. Bakın. Beklenen bir şeyin olup olmadığından bahsetmek için kullanılır.
Örneğin Türkçeleri sağ tarafta, sol tarafta arkadaşlar, sağ tarafta İngilizceleri var. Bakın, kahvaltı oldu mu? Yani kahvaltı hazır mı? Is breakfast ready yet? Soru kalıbı olduğu için arkadaşlar burada yet kullanılmış. Uçak biletini henüz almadım. I haven't bought the flight ticket yet. Ona henüz gitmedim. I haven't gone to him yet. Bakın, olumsuz yapılarda ve soru yapılarında yet kullandım. Don't go yet. Gitmene gerek yok. Mesela şu an gitme. We like you. Biz senden hoşlandık. Don't go yet. We like you. Bakın, henüz ayrılma vakti değil. It isn't time to leave yet gibi ifadelerde de kullanılabiliyor arkadaşlar. Bakın, yine burada da gördüğünüz gibi olumsuz yapılar var. Bakın, it isn't demiş. Don't, haven't, haven't. Burada da soru kalıbı olduğu için yet kullanılmış arkadaşlar. Şimdi girelim, olumlu nasıl kullanılıyor bunlar? Bunu bir görelim şimdi. Bakın, Türkçe cümle şurada gördüğünüz gibi. O ünlü biri yine de çok para kazanmıyor. Yani ünlü olmasına karşın, ünlü olmasına rağmen yine de kalıbını ifadesini veriyor. Çok para kazanmıyor. Ancak buna rağmen gördüğünüz gibi. Bakın görelim. He's famous yet he doesn't make much money. Evet arkadaşlar, burada güzel bir cümle kullanılmış. He's famous yet, ancak anlamına geliyor burada. But var ya kelimesi ama. Burada aynı anlamda kullanılabiliyor arkadaşlar. Yet he doesn't make much money. Elif Cem'in üvey annesidir. Yine de onu öz evladı gibi seviyor. Evet arkadaşlar. Elif is Cem's stepmom. Stepmom demek üvey anne demek arkadaşlar. Yet she loves him. Onu seviyor. Like a real child. Gerçek oğlu gibi, yani gerçek çocuğu gibi seviyor onu. Gibi anlamına gelen ifade arkadaşlar. Burada like ifadesi. Evet, şimdi bunları tekrar edelim. Is breakfast ready yet? I haven't bought a flight ticket yet. I haven't gone to him yet. Don't go yet. We like you. It isn't time to leave yet. Şimdi burada olumlu yapıları görelim. He is famous, yet he doesn't make much money. Elif is Jam's stepmom, yet she loves him like her real child. Evet, gelelim karışık cümlelere. Arkadaşlar burada ben bunları mesela testler yaparken nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili 4 tane cümle hazırladım sizler için. Umarım faydalı olur. Bakın burada birinci cümlede I haven't prepared a thesis. Bakın ne diyor? Thesis demek arkadaşlar tez. Yani üniversitede tez hazırlıyorsunuz ya, o anlama geliyor. Thesis. Prepare hazırlamak. Haven't yapmamış. I haven't prepared a thesis yet. Yani tezi henüz hazırlamamış. Burada olumsuz bir yapı olduğu için arkadaşlar ne kullanılması lazım? Evet. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Çünkü yet olumsuz ve soru ifadelerinde kullanılan bir zarfımız. I haven't prepared a thesis yet diye şeklinde de tamamlanması gerekiyor. İkinciye bakalım. We have been waiting for you. Bakın, seni bekliyoruz. Yani bekleme süresi bayağı var arkadaşlar. We bla 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 arrived at the airport. Yani havaalanına vardık diyor. Yani havaalanına önceden varmış ve hala seni bekliyor. Yani gelmemişsin havaalanına henüz. Şimdi burada arkadaşlar çoktanları geldiğini belirttiği için burada we already arrived at the airport. Zaten biz havaalanına geldik ve seni bekliyoruz anlamına geliyor. O yüzden burada doğru cevap arkadaşlar A şıkkı. We already arrived at the airport. Şimdi şurada yet sizi kafanızı karıştırmasın, çünkü cümlemiz burada olumlu arkadaşlar. O yüzden already kullandım. Üçe bakalım. We don't know that place. Biz o yeri bilmiyoruz. We have blah 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 been there before. Öncesinde orada nokta nokta. Burada önemli bir arkadaşlar, çünkü şu cümle, bir önceki cümle şu cümleyi tamamlar nitelikte. O yüzden buradaki doğru cevabımız arkadaşlar never olması lazım. We have never been there before. Orada daha önce hiç bulunmadık anlamına geliyor. O yüzden, çünkü burada birinci cümlemiz neydi? We don't know that place. Biz o yeri bilmiyoruz. O mekanı bilmiyoruz anlamına geliyor. O zaman biz anlıyoruz ki ha, biz daha önce orada bulunmadık. O yüzden we have never been there before. Arkadaşlar dörde bakalım. Have you bla 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 spoken English on the phone? Burada soru sormuş arkadaşlar. Telefonda hiç İngilizce konuştun mu şu ana kadar? Bu anlamını veren arkadaşlar A şıkkımız. Have you ever spoken English on the phone? Umarım bu alışma sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Şimdi gelelim bilmeniz gerekenler noktasına gelelim. Never, burada tekrar ediyoruz tabii ki arkadaşlar. Never olumlu cümlelerde,
Already olumlu soru. Ever soru olumsuz olumlu. Just olumlu olumsuz soru. Yet soru olumsuz olumlu arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunları ben birkaç örnekle, bir örnekle arkadaşlar tekrardan göstermek istiyorum. Never olumlu cümlelerde ama olumsuz anlam veriyordu. She never told me where she worked. O bana nerede çalıştığını hiç söylemedi. She never told me where she worked. Bakın cümlede not iki kullanılmıyor ama anlam arkadaşlar olumsuz. O yüzden burada never kullanılıyor. Şimdi gelelim already. Olumlu ve soru cümlelerini kullanıyorduk. Did you fly abroad? Yurt dışına hiç uçtunuz mu? Yes, I did. I have already flown three times. Zaten üç kere uçmuştum anlamına geliyor. Arkadaşlar bakın burada I have already flown three times. Üç kere uçtum. Have you already cooked dinner? Akşam yemeğini pişirdin mi? Evet. Çoktan pişirdin mi anlamına geliyor arkadaşlar. Have you already cooked dinner? Evet. Şimdi gelelim ever kalıbına. Soru olumsuz ve olumlu cümlelerde. Did you ever tell lies? Hiç yalan söyledin mi? Veya have you ever lied? Bu da olur arkadaşlar. Hiç yalan söyledin mi? Burada soru kalıbı olduğu için ever kullandım. Bir de negatif cümlelerde yani olumsuz ifadelerde I haven't ever seen him there. Onu daha önce hiç görmedim orada. Olumlu yapılarda I will ever help you. Sana her zaman yardım edeceğim. Bakın gördüğünüz gibi soru olumsuz olumlu yapılarda ever kullanabiliyoruz. Bakın evet. Şimdi gelelim just kullanımına. Olumlu olumsuz soru kalıplarında. We have just sat down. Daha yeni oturduk anlamına geliyor. It is not just me, but they are also late. Sadece ben değil, onlar da geç kaldı anlamına geliyor. Bakın, it is not just. Bakın burada not olumsuz ifade. Burada just kullanabilirdik. Gelelim şimdi soru yapısına arkadaşlar. Can you just tell him to do his job? Ona işini yapmasını söyleyebilir misin? Can you just tell him to do his job? Burada gördüğünüz gibi just soru ifadelerinde. Şurada olumsuz yapılarda it is not just me. Bakın ama anlam birazcık değişebiliyor arkadaşlar. Tamam bilginiz olsun. We have just sat down. Daha yeni oturduk gibi ifadeler var. Şimdi girelim yet kalıbına. Yet normalde arkadaşlar soru ve olumsuzlarda kullanılır. Ama bazen olumlu ifadelerde de farklı anlamlara gelerek kullanılabiliyor. O yüzden ben burada en sona olumlu olarak ekledim. Has she come home yet? O eve henüz gelmedi mi? Evet. Şimdi she hasn't. Bakın burada soru kalıbı var. He hasn't finished. O henüz bitirmedi. Neyi bitirmedi? Programming. Programlamayı henüz bitirmedi. Evet. Burada gördüğünüz gibi soru yapısı var arkada. Negatif yapı var. He is an English teacher, yet his pronunciation is not clear. Bakın o İngilizce öğretmeni ama telaffuzu açık değil gibi bir ifade gelmiş. Burada gördüğünüz gibi ancak anlamına geliyor arkadaşlar. Olumlu bir yapı. Evet. Arkadaşlar bugünkü dersimizi burada tamamlıyorum. Bu dersimizle ilgili sorularınız olursa lütfen paylaşınız. Umarım bu dersimiz sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.